Cumhuriyet döneminin en büyük ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin kurucusu Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman, Türk psikiyatri tarihinin önemli isimlerinden biri. 1884 yılında günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan Dede Ağaç'ta dünyaya gelen Türk hekimi, yüksek öğrenimini askeri mektebi tıbbiyeyi şahanede tamamladı. Doktor olmasının ardından 1905'te Gülhane Askeri Hastanesi'nin akliye servisi asistanlığına getirildi. İkinci meşrutiyetin ardından Almanya'ya giden Osman, orada sahasında uzman doktorların yanında çalıştı. İstanbul'a dönünce Gülhane Hastanesi'nde akıl ve sinir hastalıkları bölümünde çalışmaya başladı ve ünü ülke çapına yayıldı. Mazhar Osman'ın Türkiye ruh sağlığı için, psikiyatri için, psikoloji için bence 3 tane önemli anlamı var. Birincisi, psikiyatri hastalarının, ruh sağlığı sıkıntıları yaşayan insanların hayat şartlarının düzeltilmesi anlamında önemli bir reformist olarak Mazhar Osman. İkinci, ruh sağlığı alanında hizmet veren kurumların ve kişilerin yeniden örgütlenmesi açısından Mazhar Osman'ın katkısı. Üçüncü ve keyifli bir katkı, Mazhar Osman'ın bir nevi psikiyatrinin bilgisini popülerleştirmesi. Yani bir nevi yumuşatması, halk dilinde bir Mazhar Osman algısı da zaten bu psikiyatri bilgisini, ruh sağlığı alanını böyle popüler bir alan haline getirmesi. Birinci Balkan Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı esnasında sahasında yoğun tedavi çalışmaları yürüten Mazhar Osman, o yıllarda ünlü şair ve edebiyatçıların da katıldığı tıbbi toplantılar düzenledi. 1922'de ise Toptaşı Bimarhanesi başhekimliğine tayin edildi. Bu tarihten kısa bir süre sonra Bakırköy'deki geniş arazi içinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni kurdu. Türkiye'de ruh ve sinir hastalıkları dalının modern anlamda doğmasını sağlayan Osman, renkli kişiliğiyle de sevilen biri olmayı başardı. Soyadı kanunu çıktığında akılla uğraşan anlamında Osman soyadını alan ünlü doktorun adı Mazhar Osman olarak halk arasında efsaneleşti. Ve bu ad adeta akıl ölçüsünün bir sembolü halinde kullanılmaya devam etti. Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünde verdiği derslerde oturacak yer kalmaz. Oturacak yer kalmamasının nedeni öğrencilerden dolayı değil, bölgedeki esnaf da o dersleri dinlemeye gelir. Çünkü Mazhar Osman o dönemin şartlarında mümkün olan, bugün kabul edilemez diyebileceğimiz tarzda hastaları ders ortamına, sınıf ortamına getirir ve hastalar üzerinden bizzat örnekler, canlı örnekleri renkli bir şekilde anlatırmış. Türk Nöropsikiyatri Derneği ile Yeşilay'ın da kurucularından olan ve çok sayıda yazılı esere de imza atan Osman, 1941'e kadar yürüttüğü başhekimlik görevinden bu tarihte istifa etti. Ruh ve sinir hastalıkları sahasındaki çalışmalarına ara vermeyen Mazhar Osman, 31 Ağustos 1951'de hayata veda etti.